Ya biz de söyleseydik keşke. Süleyman Efendi duymasın. Canım çekti. Bir dahaki gelişinde söyleriz, söz. Salatamız da hazır. Kimi aradın? Bihter'i ama telefonu kapalı. Peyker'den ara. Öyle yapıyorum zaten. Canım benim, canım. Şuna bak. Küçük balık adam bu, küçük balık adam. Babaannesinin bir tanesi. Dedesi, şuna bak. Dalmışlar bence, bozmayın keyiflerini. Duymuyorlar. Sonra ararsın. Hadi buyurun. Matmazel'in evinde ilk yemeğimiz. Bugünlük böyle. Bir dahaki sefere kendi ellerimle yemek yapacağım size. Ya daha demin pizza sözü verdiniz. Tamam, sana pizza söyleyeceğiz. Çıkar artık, üşümesin. Tamam, çıkıyoruz. Gel, gel. Yok, yok. Canım, canım, canım. Oy. Senin durumun da sallantıdaymış galiba, öyle duydum. Yanlış istihbarat. Gayet iyiyim. Behlül Bey inisiyatifi ele geçirmiş diyorlar. Arazi takasında beni ekarte ettiren de oymuş. Benim haberim yoktu. Sonradan öğrendim. Demek Adnan Bey sana olan güvenini yavaş yavaş yitiriyor. O işte ben ilgilenmiyordum, hepsi bu. Böyledir bu işler. Önce bütün işler senden sorulur derler. Çalıştırıp canını çıkartırlar. Sen havalara girersin, başın göklere erer. Sonra seninle işleri biter. Ufak ufak ilgilendiğin işler. Sonra yetkilerin falan azalır. Sonra bir gün bakarsın ki kapının önüne koymuşlar. Bozulma. Genel konuşuyorum. Anlıyorum. Bozulduğun falan da yok. Güzelim. Ay canım. Ama piyasada Behlül'ün isminin dolaşması da Yıldız'ın çok parladığını gösterir ki bu da pek hayra alamet değil. Adnan Ziyagil gek gek gerinmekte haklı. Yeğeni destek oluyor tabii. Sen de adam olup babanın işine sahip çıksaydın bu duruma düşer miydim ben? Ha şuna bak. Gördün mü ne güzel yüzdük? Gördüm, gördüm. Doruk, su güzel miydi oğlum? Acıkmıştır, mamasını yedirelim artık. Hemen hazırlıyorum. Oğlum. Tut babası, Doruk'un bezini değiştirelim. Biraz da bana ver bakalım. Biz Doruk'u doyurup gelelim. Ne oldu? Telefonu duymamışım. Bir sürü cevapsız çağrı var. 3 kere galeriden aramışlar. Boş ver şimdi. İşle ilgilenme. Biri de Adnan'ın. Dur bakalım niye aramış? Şayeste Hanım iyi düşünmüş, sağ olsun. Bihter mi? Peyker. Alo. Adnan ne zaman aradın? Duymadım. Şimdi gördüm çağrını. Çok olmadı. Biraz önce aradım. Ne haber? Nasılsınız? İyiyiz vallahi siz? Biz Deniz Hanım'ın evinde keyif yapıyoruz. Oh oh. Biz de kayınvalidemlerdeyiz bugün. Hilmi Bey'le Doruk keyif yapıyorlar. Bihter nerede? Bilmem. Sana gelecekti. Onu bulamayınca senin telefondan aradım. Ha evet. Ya gelecekti. Öyle sözleştik ama Nihat benden habersiz program yapınca... Bihter'le olanı iptal etmek zorunda kaldık. Anladım. Eve dönmediyse alışverişe gitmiştir garanti. Herhalde. Hadi görüşürüz. Nihat'a selam. Söylerim. Görüşürüz. Birlikte değiller mi? Yok, Hilmi Bey'delermiş onlar. Bihter nerede? Bilmiyorum. Deniz Hanım, biraz daha alabilir miyim lütfen? Tabii. Teşekkürler.